Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Hüseyin Sarıca parti binasında basın açıklaması düzenledi. Sarıca ekonomideki kötü gidişatı değerlendirdi. Her zaman olduğu gibi yine çok sıkıntılı bir haftayı geçiriyoruz. Bir türlü normalleşemiyoruz. Arzu ederiz ki sürekli Alanya gündeminden bahsedelim. Yerel sorunları konuşalım, daha güzel bir Alanya'da nasıl yaşayabiliriz onu konuşalım isteriz. Ancak gel gör ki genel sorunlar sürekli bizleri maddi ve manevi sıkıntıya soktuğu için yine Türkiye gündemini değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Türkiye'miz bir yandan bir yana savrulmaya devam ediyor. Ne yazık ki şu anda bir moratoryumla, yani borçları ödeyememe ile karşı karşıyayız. Yabancı bir kelime ama herkesin aşina olduğu bir kelime. Türkiye artık yönetilemiyor. Adeta savruluyor. Ekonomimizin bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde parti kapatma, milletvekilliği düşürme, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi gibi atılan adımlar ekonomimizde adeta bir depreme vesile oluyor. Döviz bir anda fırladı. Döviz fırlamasıyla fakirliğimiz bir gecede fırlama yaptı. Bizim şu anda dış borcumuz 435 milyar dolar seviyesinde. Dövizdeki bir kuruş artışla borcumuz 4,5 milyar lira artıyor. Peki 1 liralık artış olursa ne oluyor? Tam 435 milyar liralık bir yük ülkemizin sırtına binmiş oluyor. Konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu rakamları veriyoruz. Dolar bir gecede fırlıyor. Normalde bir günde 150 milyon dolar olan döviz alımı Cuma günü 450 milyon dolara çıkıyor. Böyle bir iddia var. Eğer bu iddia gerçekse bunun da mutlaka açığa çıkarılması lazım. Birileri bu kargaşalı durumda bir gecede akıl almaz bir servete ulaşıyor. Kim bu dalgalanmalardan istifade ediyorsa bunun mutlaka ortaya çıkarılması elzemdir. Vicdan sahiplerine sormak durumundayım. Bunun hesabını kim verecek? İşin garibi hükümet de hesap verecek birilerini arıyor. Kadroların değişmesiyle sorunlar çözülmüyor. Daha önce Merkez Bankası Başkanlığı'nı ne için değiştirmiştin? Faizleri düşürmüyorsun diye. Yerine bir başkası geldi, faizleri indirdi. Şimdi ne oldu? %15, %17, %19 oldu. Dünyada birkaç tane ülke var yüksek faizle bizimle yarışan. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle yüksek bir faiz yok. Bu faizlerin %19 olması ekonomideki başarısızlığın en açık göstergesidir. Bununla ne yatırım yapılır ne de iş görülür. Bu tefecilik gibidir. Parası olan kazanır, götürüyor Merkez Bankası'na yatırıyor. %19 faiz alıyor. Çalışsa o kadar parayı kazanamaz. Alanya'dan bir başka örnek vermek istiyorum. İki tane tanıdığım arkadaş, birisi 2 yıl önce falanca bankadan 200 bin lira kredi çekiyor. 10 yıllığına. Aylık 3 bin lira para ödüyor. Toplamda 360 bin lira para ödemiş oluyor. Diğer bir arkadaşım da geçenlerde 250 bin lira kredi çekiyor. 10 yıllığına ayda 4800 lira ödüyor. Toplamda 10 yıl sonra 570 bin lira para ödemiş olacak. Buradaki soygunun büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Elbette biz faizli krediyle para çekilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa faizler düşük olsa bu kadar büyük rakamlar ödenmeyecek. Olan milletimize oluyor. Onun için ekonomide politikaların değişmesine ihtiyaç vardır. İktidara buradan sesleniyoruz. Üretimi ajandanızın başına koyun. Türkiye'deki işsizlik problemini ancak böyle çözersiniz. Geçim sıkıntısını ancak böyle ortadan kaldırırsınız. Ülkeyi ancak üretimi artırarak zenginleştirirsiniz. Güçlü bir ülke haline getirebilirsiniz. Başka türlü çözmek mümkün değildir. Kadroların değişmesi yetmiyor. Türkiye'nin ayağa kalkmasında 4 tane temel konu vardır. Birincisi arkadaş, birbirimize küfür ederek konuşmayacağız. Hakaret ederek birbirimizi aşağılayarak konuşmayacağız. İkincisi, fikir ve düşünce hürriyetine imkan tanıyacağız. Üçüncüsü, işi ehline vereceğiz. İşi ehline vermeden çözemeyiz. Dördüncüsü adalettir. İnsanlar düşüncelerini, fikirlerini beyan ederken suçlanmayla karşı karşıya kalmamalı. Fikir ve düşüncelerinden dolayı mahkum edilmemelidir. Bu dört konu bir toplumda sağlıklı yönetimin olmazsa olmazıdır. Türkiye'de güven ve istikrarın kaybolduğuna dikkat çeken Sarıca, güven ve istikrar saadet kadroları ile tesis edilecek ifadelerini kullandı. Bugün ülkemizde güven ve istikrar kayboldu. Bugün güven ve istikrar adına kongre yapan AK Parti iktidarı istikrarlı bir şekilde adaleti zedeliyor. İstikrarlı bir şekilde ekonomiye ve devlet kurumlarına olan güveni yok ediyor.
İstikrarlı bir şekilde eğitimde geriliyor. Dış politikada savruluyor. Tek adam sistemine geçildiği günden bu yana Türkiye'de sadece Türk lirası erimiyor, umutlar eriyor, geleceğimiz eriyor, gençlerimizin azmi, heyecanı, güveni eriyor. Kısacası Türkiye eriyor. Artık Türkiye'nin bu zihniyet ve anlayışla yönetilmesi mümkün değildir. İktidarın son demine geldiği net bir şekilde görülmektedir. İnşallah ilk seçimde milletimiz Milli Görüş'e, Saadet Partimize yetki verecek, güven ve istikrar Saadet kadroları ile tesis edilecektir.